Merhabalar, ben Doktor Sarp Anızınoğlu. NISLAB Turkey Direktörüyüm. Bugün sizinle gazeteciler için Yapay Zeka 101 Atölyesi için buluşuyorum. Peki bu atölyede neler var? Aslında yapay zekanın basit bir tanımıyla, yapay zeka tipleriyle ve gazetecilerin yapay zekayı nasıl kullandığıyla başlayacağız ya da nasıl kullanabileceğiyle. Ardından da yapay zeka alanında gazeteciler tarafından en çok kullanılan bazı uygulamalara değineceğiz. Hemen sonrasında da gazetecilerin yapay zekayı kullanırken etik anlamda nelere dikkat etmeleri gerekiyor? The Guardian gibi büyük kurumlar nelere dikkat etmiş? Biz neler yapabiliriz? Buna bakacağız. Ve sonrasında atölyemiz zaten sonlanacak. Tabii ki her atölyemizde olduğu üzere bu atölyenin sonunda da bir test sizi bekliyor olacak. Bunun dışında son olarak da destekleyici bazı materyallere ve kaynaklara, podcastlere, bazı başka YouTube videolarına da erişme imkanınız olacak. Peki neydi bu yapay zeka? Aslında neydi demek daha doğru. Çünkü yapay zeka uzun yıllardır ömrümüzde, mesela o meşhur FIFA serisini oynadıysanız hiç, karşınızdaki futbolcuların size karşı nasıl bu kadar profesyonel ya da bazen amatör, bazen dünya klası seviyesinde hareket ettiğini merak ettiniz mi? İşte bu yapay zekanın becerileriyle ilgili bir durum. Satranç oynadınız mı hiç bilgisayarınızla? Bu da yapay zeka ile ilgili bir durum. Yapay zeka öğrenen, problem çözen ve insanı taklit eden bir sistemin genel adı aslında. Yapay zekanın türlerinden bahsedelim. Dar yapay zeka dediğimiz yapay zeka tipi aslında makine çevirisi yahut işte yüz ya da göz ya da parmak tanıma gibi temel teknolojileri içeriyor. Zaten hayatımızda en fazla karşılaştığımız yapay zeka türü bu. Bir de tabii genel yapay zeka denen çok daha geniş, henüz bizim de sınırlarına vakıf olmadığımız bir yapay zeka türünden de bahsetmek mümkün. Peki yapay zeka ile biz neler yapıyoruz? İçerik üretiyoruz. Ürettiğimiz içerikleri düzenliyoruz. Bu tabii sadece metinsel içerikler değil, ses, görüntü, durağan görüntüler, videolar, akıcı görüntüler, bunların tamamı yapay zekanın erişim ve etki alanında. Peki içeriği üretme ve düzenleme dışında yapay zeka ile neler yapıyoruz? Örneğin çok büyük bir veri setini anlamak için de yapay zekayı kullanabiliyoruz. Veri setlerini anladık, onlarla ilgili bir şeyler yazdık. Peki bunu kim pazarlayacak? Yine arama motoru optimizasyonu dediğimiz ve gazeteciliğin artık en önemli alanlarından biri haline gelen süreci de yapay zekaya devretmiş durumdayız. Mesela yazdığımız bir haber olsun ve bu haber çok okunsun isteyelim. Ne yaparız? O haberi sadece editörümüze yollamak bizim açımızdan yeterli midir? Çoğu zaman öyle. Ama artık editöre yollamadan önce de yapabileceğimiz şeyler var. Örneğin kullandığınız asistana hızla benim için bu haberi arama motoru optimizasyonuna uygun hale getirir misin? Hatta getirirken de şuradaki rehberi kullan yahut şu kişinin YouTube'daki videosuna bakarak şu tarz bir sistem uygula dediğinizde kalıcı ve kuvvetli bir sonuç alma ihtimaliniz çok fazla. Bunun da dışında yapay zekaya sadece SEO konusunda güvenmek zorunda değilsiniz. Eğer kendinize ne yazık ki gazetecilerin bu aralar pek de güçlü olmadığı dil ve anlatım konusunda da güvenmiyorsanız, bir TDK sözlüğü yükleyebilirsiniz ya da güvendiğiniz bir başka yazım kılavuzunu yükleyerek yapay zekayı eğitip bununla birlikte yaptığınız, ürettiğiniz içeriklerin editör düzenlemesinden geçmesini ve bunu yapay zekanın bizzat yapmasını sağlayabilirsiniz. Elbette yapay zekanın burada yapabilecekleri sadece sizin yaptıklarınızı düzeltmekten ibaret değil. Biz mesela NISLAB Turkey'de AI Nuntium isimli bir yapay zeka destekli muhabir çalıştırıyoruz. Ne yapıyor AI Nuntium? Aslında AI Nuntium şunu yapıyor. Ben AI Nuntium'u kendi yazılarım üzerinden eğittim. Çünkü yazı yazmaktan biraz sıkılmıştım. Ve bazı konularda yazı yazmayı da canım çekmiyordu. Ve kaynaklarımız da sınırlı olduğundan her yazıya da telif veremeyeceğimiz için bazı noktalarda muhabirlerin yetmediği konularda AI Nuntium'u kullanmaya karar verdik. Ve bunun için de benim yazılarım, bazı başka çok okunan yazarlarımızın yazıları, Neiman'la, Pointer ve benzeri dünyadaki büyük gazetecilik mecralarının kullandığı dil, anlatım, konu kütüphanesine dair küçük bir eğitim vererek AI Nuntium'u başarılı bir gazetecilik gazetecisi, yani gazetecilikle ilgili gazetecilik yapan bir muhabir haline getirdik. Bu nedenle yapay zekanın sınırlarından bahsedersek, aslına bakarsanız biraz da yapay zekaya haksızlık etmiş oluruz. Çünkü insan zekasını taklit ettiği için aslında bizim bahsettiğimiz şey yapay zekanın sınırları değil, bizim sınırlarımız oluyor. Burada tabii bir başka meseleden de bahsetmekte büyük fark var. Biliyorsunuz çağımız dating çağı. Bazı dating uygulamaları sayesinde kişisel zevklerinize, beğenilerinize göre insanlarla eşleşerek onlarla date'e çıkabiliyorsunuz. Peki ya haberler? Peki ya tükettiğimiz içerikler?
Yapay zeka bu konuda da çok yardımcı oluyor. Örneğin gözlerinizin hareketlerini tarayarak ya da sayfada kalma sürenize, tıklama alışkanlıklarınıza bakarak yapay zeka sayesinde size bir sonra getireceğimiz içeriği belirleyebiliyoruz. İşte tam anlamıyla gazetecilikte kullandığımız teknolojinin temelinde bu var. Yapay zeka teknolojileri uzun zamandır gazete yöneticilerinin yapmak istediği bir şeyi yapıyor. Okurların önüne onların ilgilenebileceği, yani günün sonunda tüketebilirlik potansiyellerini artıran içerikleri getiriyor. Bu neye yarar? Sayfada kalma süresini artırmaya yarayabilir. Sayfa başı tıklama oranlarını artırabilir. Görüntülenecek reklam sayısını artırabilir. Yani yapay zekaya yapılan yatırım uzun vadede bir tür müşteri ilişkileri yönetimi yürütmekle beraber aynı zamanda sizin reklamlarınızın da efektifliğini artırabilir. Şimdiye kadar yapay zekanın yapabileceklerinden bahsettik. Peki bunları yapabilenler, yani bunları yapabilen yapay zeka uygulamaları hangileri? Bu uygulamaların sınırları neler? Bu uygulamalarla neler yapabiliriz? Bir sonraki bölümde bunları konuşacağız. Gazetecilerin yapay zeka kullanımından bahsederken elbette avatarlardan, yani yapay zeka destekli personalardan bahsetmeden olmaz. Bugün kocaman, diyelim ki 70 sayfalık bir araştırmayı okutup 5 dakikalık bir podcast şeklinde size anlatmasını istediğinizde anlatabilen, sizin için gerçekten eğlendirici bir podcast formatında bunu oluşturabilen yapay zeka uygulamaları mevcut. Benzer bir şekilde bazen ben üniversitedeki derslerimde aynı şeyi anlatmaktan sıkıldığımda o haftalık oluşturduğum avatara teaching assistant, yani işte ders veren asistan rolünü vererek bir AI avatarın dersi anlatmasını sağlayabiliyorum. Peki gazeteciler bunu nasıl kullanabilir? Pekala, günümüzde özellikle voiceover dediğimiz, yani haberlerin üzerine yapılan sesli okumalar sürecinde bu tarz avatarlara ihtiyaç çok yüksek. Her zaman seslendirme sanatçısıyla çalışamayabilirsiniz. Yahut bunun için bütçeniz de olmayabilir. Ancak ayda 5 dolar ve benzeri bir ücretle çok kuvvetli bir yapay zeka ses üretimi asistanına abone olup hızlı bir şekilde video üretim süreçlerinizde de podcast üretim süreçlerinde de bir ses avatarına sahip olabilirsiniz. Daha da önemlisi, işte Eleven Labs ve benzeri uygulamaları kullanırsanız kendi sesiniz üzerinden bir avatar eğitip aslında söylemediğiniz cümleleri kendiniz söyleyebilir hale gelebilirsiniz. Bu ne açıdan güzel olur? Örneğin sürekli olarak aynı sesin sahibi olan kişiyle çalışıyorsunuz ve o hafta o hasta. Ve siz de sürdürülebilirlik bağlamında, yani estetik bir sürdürülebilirlik bağlamında o kişiyle çalışmaya devam etmek istiyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? O kişinin sesiyle o yapay zeka botunu eğitiyorsunuz ve bir sonraki bölümünüzde bütün voiceover'ı o ses tarafından yapılabiliyor. Bu tabii ki kendi sesinizi bu şekilde kullanıma açmak istiyorsanız iyi bir yöntem. Etik açıdan da tartışılabilir. Zaten bunu özellikle 4. bölümde, yani son bölümde tartışacağız. Peki burada bir başka meseleden daha bahsetmek gerekiyor. Video avatarların kullanımı. Video avatarların kullanımı aslına bakarsanız biraz da ses avatarların kullanımı gibi dil meselesiyle fazlasıyla iç içe. Gazeteciler şu aralar video avatarları kullanmamayı genellikle tercih ediyorlar. En azından Türkiye'deki gazeteciler için durum böyle. Bu bir yandan bu teknolojilerin çok pahalı olmasıyla ilişkili. Öte yandan da bakarsanız İngilizceye daha uygun olarak üretilmiş bu teknolojilerin Türkçe'de biraz garip durmasıyla ilgili. İşte ağız hareketleri, dudak hareketleri, jest ve mimikler, anlatılan olaya uygun jest ve mimik sergilenmemesi gibi problemler gazetecilerin çoğu zaman bu teknolojileri kullanmasını zorlaştırıyor. Bu nedenle avatar meselesinde, yani sesli ya da görüntülü avatarlar meselesinde genellikle deneysel diyebileceğimiz işler ortaya çıkıyor. Sektörel bir standart oluşmamış durumda. Ve fakat yine de özellikle voiceover dediğimiz, işte haberlerde ana görüntünün üzerine koyulan ses bağlamında ya da benzeri bağlamlarda kullanıldığında ses avatarlarının, AI ile oluşturulmuş ses avatarlarının çok kuvvetli bir şekilde kullanıldığını görebiliyoruz. Tabii sadece avatarlarla bu işi sınırlamamak lazım. Özellikle büyük veri setlerinin analiz edilmesi çok zaman alan bir şey. Düşünün, 70 sayfalık bir rapor yayınlandı. Türkiye'de herhangi bir bölgede yaşanan ekolojik bir krizle ilgili bir rapor. Elbette günümüzde kimsenin 70-80 sayfalık bir PDF'i okuyacak vakti yok. Özellikle gazetecilerin bu ağır üretim rejimi içerisinde 3-4 saati sadece haber çıkıp çıkmayacağı belli olmayan bir rapora ayırmak çok güç, değil mi? Yapay zeka bu konuda da gazetecilere yardım ediyor. Eğer doğru soruları sorar, doğru promptlarla doğru komutları vermiş olursanız sizin için yapay zeka hızla bir haber değeri araştırması ya da haberin içeriğine dair, öne çıkan noktalara dair bir araştırma yapabiliyor. İşte tam da bu noktada şunu söylemekte fayda var. Yapay zeka gerçek anlamda gazetecinin dostu olarak kullanılabilecek birçok uygulamadan meydana geliyor. Ama tabii biz bunları nasıl kullanıyoruz?
yahut hangi uygulamayı ne zaman kullanacağımızı biliyor muyuz? Bir sonraki bölümde bundan bahsedeceğim. Peki hangi uygulamaları kullanabiliriz? Gazetecilikte yapay zeka, içerik üretimi, düzenleme, analiz ve sosyal medya yönetimi gibi birçok alanda önemli bir yardımcı. Farklı ihtiyaçlar için çeşitli yapay zeka araçları gazetecilere hem zamandan kazandırıyor hem de işlerini profesyonel bir seviyeye taşımalarına yardım ediyor. Bu araçlardan bazı örnekleri zaten videonun altında da notlayacağız ama bazılarına değinelim. Yazı ve metin üretimiyle başlayalım. ChatGPT. ChatGPT içerik oluşturma, röportaj soruları hazırlama ve veri analizi alanında kullanılabilir. Grammarly ise dil ve yazım hatalarını düzeltme, stil ve ton önerileri konusunda size yardımcı olacaktır, özellikle İngilizce'de. Killbot metinleri yeniden yazma, Wordsmith veri tabanlı doğal dilde haber yazımı için kullanılabilir. Gelelim podcastlere. Descript, podcast editi, ses düzenleme, transkript oluşturma. Ophonic ise ses dosyalarını optimize etme ve düzenleme alanında kullanılabilir. Anchor'ı zaten biliyorsunuz, en kolay podcast yükleyebileceğiniz ve podcast'ını takip edebileceğiniz uygulama. Hindenburg Journalist ses editörleri için profesyonel araçlar sunan bir başka uygulama. Şimdi ise videolara geçelim. Video konusunda Lumen 5, metinleri videoya dönüştürme konusunda en güçlü asistan. Vibitsle ise otomatik video oluşturma ve düzenleme işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Magisto ise yapay zeka destekli video düzenleme aracıdır. Tabi Adobe Premiere'in Pro özelliklerinden de bahsetmeden olmaz. Yapay zeka desteğiyle neredeyse video alanında her şeyi yapabileceğiniz uygulamalar sunuyor Adobe. Tabi ses söz konusu olduğunda transkript de önemli. Trint ile başlayalım. Ses ve video transkripti oluşturma konusunda çok kuvvetli bir uygulama. Otur.ai ise özellikle toplantılar yapıyorsanız ve benzeri alanlarda otomatik olarak konuşma metni oluşturma ve toplantı kayıt almak için harika bir uygulamadır. Rev ise insan doğrulaması yöntemiyle yüksek doğrulukta transkript oluşturabilir. Bu özellikle de uzun toplantıları kaydetmek istediğinizde sizin için büyük bir fırsat sağlayacaktır. Gelelim sosyal medya ve sosyal medya analizi alanında bu uygulamaları nasıl kullanabileceğimiz ya da hangi uygulamaları kullanacağız da Hootsuite Insights ile başlayalım. Bu sosyal medya analiz ve performans alanında en önemli şeylerden biri. Buzzsumo en popülerlerden biri yine içerik performansı ve trend analizi için. Sprout Social ise daha ziyade sosyal medya yönetimi ve yapay zeka destekli raporlama için neredeyse bütün ajansların kullandığı uygulamalardan biri. Brandwatch'ta ise sosyal medya üzerinden dinleme yapabilirsiniz ve sonuçları analiz edebilirsiniz. Tabii yapay zeka kullanırken gazetecilerin dikkat etmesi gereken şeyler de var. Yani biraz da işin diğer tarafından bahsedelim. Sorumlu bir şekilde hareket etmeniz gerekiyor ve belirli etik ilkelerin olması gerekiyor. Bu alanda The Guardian gibi bazı prestijli medya kuruluşlarının benimsediği bazı ilkeler var. Bunlara değinebiliriz. Birincisi şeffaflık. Yani yapay zeka ile üretilen içeriklerde okuyucuya bu süreç net bir şekilde açıklanmalı. Hangi içeriklerin yapay zeka tarafından üretildiği mutlaka belirtilmeli. Böylece okulun güveni korunabilir. Gelelim insan denetimine. Şimdi yapay zeka ile üretilen bir içerik mutlaka elbette insan editörler tarafından gözden geçirilmeli. Ve bu denetim sürecinin hem içerik hatalarının düzeltilmesi hem de etik ihlallerin önlenmesi açısından çok kritik olduğu mutlaka göz önünde bulundurulmalı. Veri gizliliğine geldiğimizde ise yapay zeka kullanımı sırasında verinin saklanması, gizlenmesi öncelik olmalı. Kişisel verileri korumak, okurların ve haber kaynaklarının güvenilirliği için gazetecilerin sorumluluğu altındadır. Gelelim bias yani ön yargı meselesine ve tarafsızlığa. Yapay zeka sistemleri ne yazık ki eğitildikleri verilerdeki ön yargıları yansıtabiliyorlar. Gazeteciler yapay zeka modellerini daha kapsayıcı ve dengeli verilerle eğiterek bu hatalardan arınabilirler ama The Guardian mesela yapay zeka kullanırken daha kapsayıcı veri kullanımına teşvik ediyormuş gazetecileri. Fakat burada söylememiz gereken belki bir şey var. Örneğin mesela bugün Filistin'deki kriz ya da benzeri şeylerle ilgili olarak yapay zekaya bir şey yazdırmak istediğinizde ne yazık ki daha mainstream, pro-Amerikan bir yaklaşımla karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu bağlamda da yapay zekanın tarafsızlığı söz konusu olduğunda biraz problemli bir durumda olduğunu ve sizin aslında politik ya da editoryal yapınızı yansıtmaktan uzak olabileceğini göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Ve bu bias'ın uzun vadede iyi bir insan kontrolü olmazsa sizin içeriğinizin editoryal ve politik anlamda problemli olmasının neden olabileceğini düşünebiliriz. Bir başka önemli ilke ise doğruluk ve sorumluluk ilkesi. Yapay zeka teknolojilerinin yaydığı bilgilerin doğruluğundan emin olmak gazetecilerin sorumluluğundadır. Örneğin The Guardian, yapay zeka dayalı içeriklerin mutlaka insan denetiminden geçmesi gerektiğini, aksi halde yanlış bilgi yayılma riskinin arttığını savunuyor. Gerçekten de azıcık GPT kullanırsanız bunu görebilirsiniz. Neticede bu etik ilkeler, yapay zeka destekli gazetecilikte sorumluluk ve güvenilirlik standartlarının korunmasına yardımcı olabilir. Gazeteciler için Yapay Zeka 101 atölyemizin sonuna geldik. Ne yaptık derseniz, yapay zekanın ne olduğu, türleri üzerine konuştuk. Yapay zekanın etik kullanımı için dikkat edilmesi gereken ilkelere baktık.
kullanabileceğiniz yapay zeka uygulamalarını listeledik. Yapay zekanın gazetecilikte kullanım alanlarını listelemeye ve anlamaya çalıştık. Tabii ki bu yeterli mi? Elbette değil ama kısa da olsa bir giriş yapmış olduk. Sizin için çok daha geniş bir materyal listesini elbette web sitemizdeki kurs başlığının altına bırakıyorum. Bunun dışında tabii testler ve sorular da sizi bekliyor olacak. Biliyorsunuz bu videoyu izlemek sadece katılım sertifikanızı almak için yeterli değil. Oradaki soruları ve testleri yanıtlamayı mutlaka es geçmeyin. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.